Lan bu boş ya. Herkese selamlar. Bugün sizinle Kolombiya'nın sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Burası Ten Street diye bir cadde. El Pablo'da. Şimdi normalde sokak arabalarında lezzetler var. Onlara da bakacağız ama burası da bayağı bir meşhur. Burada da bizim sigara böreğine benzeyen bir şey var. Yanında da içli köfte mantı tarzında değişik bir şey. Onu anlamadım. Bunları deneyeceğiz. Fiyatları da 1500 peso. Uno, aquí uno, uno. Sabah kahvaltımız da bu şekilde. Aha. Oğlum bu boşluk ya. This queso? İlyas ne şanslı adamsın. Evet, kaza kurbanı oldu. Corren, entonces, corren. İçi boş çıktı. Peyniri diye aldık. Ben ne diyorum, hafif bu. Ama bu ağır. İçi dolu dolu mozzarella. Tadına bakıyoruz. İçerisinde böyle patates karışımı gibi ve kıyma. Neyi andırıyor? Dışı bizim Doritos cipsi gibi dışı. Ama tadı gayet güzel. Yani bir öğününüzü çıkarmak için gelip bunlardan 1-2 tane atıştırırsanız öğünü kurtarabilirsiniz. Neyse şimdi bunları bitirelim. Diğerlerine gideceğiz. Şimdi burada da bizim Türkiye'deki waffle, krep tarzına benzer bir şey buldum. Bakalım 4000 pesoymuş. Yapacak, yiyeceğiz. Nasıl bir şey olacak bakalım tadına. Böyle bizim kağıt helva gibi bir şey var. Ama daha ince bizim kahvaltı helvadan. Krema sürüyor. Çok da güzel mi? Kahvaltı elvanın arasına vişne reçeli sürmüş gibi. Yani yemeseniz de olur. Öyle söyleyeyim. Çok da bir hoşluğu yok. Ama bir denemek istedik. Gel, hop. Çok ince. Çok ince olunca dökülüyor. Neyse ayıp olmasın. Güzel diyelim. Muy bien. Muy bien. Ama o kadar da değil. Çok fazla sokak satıcısı var. Hepsini deneyemiyorum. Hani hepsinin lezzetleri uygun değil. Ama ben şimdi burada bizim patates kızartması normal cips gibi bir şey var. Cips yani bildiğimiz cips.
Bu muz kızartması, bu özel kızartmalık muzlar, değişik oluyor. Bunları denemeyeceğim, ben patates kızartması deneyeceğim. Bir tane alıyoruz, yiyerek gideriz. Salsita, limon. Sos var. Sos. Limon sos. Sağ ol, güzel güzel. Buyur. Şimdi çarşıya gidiyoruz, değişik lezzetler arayacağız. Şimdi burada ilginç bir lezzet, bizdeki lezzetlere benzeyen halka tatlı, namı değer tatlısından bulduk. Ama bizdekinden biraz değişik, şerbete değil, şöyle şekere bandırıyor. Valla çıtır çıtır, böyle küçücük. 10 numara ya, tadı çok güzel valla. Bundan deneyin gelirseniz. Lezzet göre göre gidiyoruz. Amigo, muchas gracias. Hasta luego. 10 numara abi. Yine dayanamadım. Geçen videoda aldığım limonatacıyı buldum. Amigo, my YouTube channel. Seni favori yaptım oğlum, senin aslında. Limonata efsane. Şimdi ünlü ressam heykeltıraş Fernando Botero'nun yapmış olduğu eserlerin bulunduğu Botero Meydanı'ndayız. Burası Medellin'de çok bilinen ve önemli bir yer. Burada sokak lezzetlerini ve gerçekten burası çok kalabalık denerken size bunlardan da bahsetmek istedim. Ünlü ressam diyor ki şişman da güzeldir. O yüzden bu şekilde eserleri yapmışlar. Medellin için, Kolombiya için gerçekten önemli birisi. Burada da 23 tane eseri bulunuyor. Ayrıca müzesi var. Müzesinde de Mona Lisa'nın şişman halini yapmış. Onu da görebilirsiniz. Bu arada bu videoda beni destekleyen Dastini Bebe Market sahibi Tülay Baransel Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Buradan kendilerine çok selamlar. Şimdi değişik bir sokak lezzeti daha deniyoruz. Böyle değişik mantı türü gibi ama içinde patates var. Buçmuyor. 9 lira. Çıtır çıtır. Ve 1000 peso, yani 2 TL falan yapıyor. Paketin içinde de bir 6 tane falan var herhalde. Neyse. Yeni lezzetler denemeye devam ediyoruz. Şimdi Kolombiya'nın Medellin'in en meşhur şeylerinden arepa ekmeği, mısır unundan yapılıyor ve gerçekten Kolombiyalılar bunu çok seviyor. Üzerine peynir koyuyorlar. Şimdi ben de bir tane deneyeceğim. Hola. Hola. Uno. Bu şekilde pişiriyorlar. Böyle pakette de satıyorlar. Ya da isterseniz bu şekilde, evet, alıyorum. Okay. Gracias. Nasıl yeniyor bir fikrim yok. Ben direkt ısırıp dalacağım. Ama çok sıcak. Oh. Niye beğendiklerini şimdi anladım. Alttaki, yani gerçekten mısır tadını alıyorsunuz. Üzerine de yani bayağı fazla peynir de koyuyor. Yani bir tanesiyle gününüzün bir öğününü geçirebilirsiniz. Bunu sevdim. Gerçekten güzel. Evet, şimdi uzun zaman sonra Türk dönerci buldum. Medellin'in en meşhur caddesinde. Burası kafelerin, barların olduğu bir cadde. Şimdi birazdan buradan birkaç kesit göstereceğim size. Eğer burada video çekmemi isterseniz burayı size ayrıca video yapacağım. Ama şimdi Erdinç abinin yanına gideceğiz ve Türk dönerini deneyeceğiz. Bu da sokak yemeklerinden birisi olsun. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olasın.
Abi dediler ki Medellin'e gelirseniz Erden Çağrı'yı bulun. Onun dönerini yiyin. Biz de geldik. Nasılsın abi? Sağ ol. Sağ ol. Abi senin dönerini deneyelim. Tamam. İnsanların dönerini gelirlerse Medellin'de seni bulsunlar. Tamam. Fazla olayım mı? Olur abi. Nasıl yaparsan ama sen bilirsin, sana bırakıyorum. Fırın mı istiyorsunuz veya ekmek mi? Hangisi daha iyi olur senin için? Ekmek. Ekmek daha mı iyi oluyor güzel? Evet. Türk. Sen nasıl istiyorsan öyle yap abi. Arkadaşlar bu arada mekanı görüyorsunuz. Mekan gerçekten full. Biz geldiğimizden beri insanlar sürekli gelip gidiyor, gelip gidiyor. Yani bu doluluk oranı düşmüyor neredeyse. Abimin döneri lezzetli büyük ihtimalle. Bakalım şimdi deneyeceğim. Abim hazırlıyor döneri. Hazır dönere bakalım. Alman usulü yapıyoruz biz burada. Alman usulü mi? Evet. Acı olacak mı? Acı fazla olmasın abi. Evet, bakalım dönerimizi deniyoruz. Nasıl özlemişim biliyor musun? Vallahi çok özlemişim ya. Abimiz lezzeti burada tutturmuş. Yani gelen gideni çok. Burası en meşhur yer. El Poblado'da. Ve merkeze 10 dakikalık falan metroya da yakın. Ve başta söylediğim gibi burada çok kafe bar var. Onları da isterseniz sizin için çekerim. Birazdan da abiyle biraz sohbet edeceğiz. Beğendin mi döneri? Abi vallahi eline sağlık. Gerçekten hani yalan yok. Hani neyse doğru onu söylerim. Yani bu kadar müşteri de buraya boşuna gelmiyor demek ki. Yani lezzeti tutturmuşsun abi. Gerçekten özlemişim ben de. Ben uzun zamandır böyle yememiştim yani. Ay eline sağlık. Sağ ol. Abi sen kaç senedir buradasın? Benim yaklaşık 7 yıl oluyor. 7 yıl? 7 yıl. Önceden 2 ay Bogota'daydım. Bogota'da. 6,5 yıl, 7'ye yaklaşık buradayım. Yani direkt geldin, dönerciyi mi açtın kaldın burada yoksa başka şey? Yok, ben önce gezdim. Aha. Birkaç şehirleri. Sonra Medellin'e karar verdim. Burayı ben birine satın aldım. Ha. Ama o zamanları o kadar fazla iş yapamıyordu yani. Sonra sen bayağı toparlanmışsın. Biraz kalkındırdın evet. Aslen yani önceden nereden geldin? Ben doğma büyüme Berlin, Almanya'dan. Almanya'dan. Aslı Tunceli. Tunceli. Evet. Vallahi abi helal olsun ya. Hani ben zaten izleyicilere de hep göstermek istiyorum. Yani gittiğim yerlerde Türkleri bulmak istiyorum. Burada da seni bulduk. Sağ olasın. Ama dönerin de gerçekten güzel abi. Teşekkür ederim. Yani gelirseniz kesinlikle El Poblado'da Erdin Çağrı'nızı bulun. Yani Google'a yazdıklarından çıkar herhalde. Ben yine açıklamaya... Turban kebap olsun. Turban kebap olsun. Turban kebap çıkıyor. Aynen. Google'da. Vallahi güzel ya. Hani mekanım da güzel ve mekanın yeri de güzel. Yani en işlek caddelerden birisi burası. Evet. Gaye 10. Etraflarında komple barlar, diskotekler, her şey burada galiba. Evet. Burada eğlence merkezinin göbeği. Göbeği. Provence. 100 metre ileride Parque Ceresto. Şuranın arkasına kalıyor. Peki abi Medellin hakkında sen ne düşünüyorsun? Hani bayağıdır buradasın. Yani buralar nasıl? Sana nasıl geliyor? Yani alıştın mı? Alışabildin mi? Evet, alıştık. Buralı oldum ben artık. 7 yıl sonra. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Çok dışarıda Türkler. Da Türkler var. Birazdan onların yanına da gideceğiz evet, zaten. Çok Türkler de var artık. Burada yaşıyorlar. Tatile de her zaman gelirler. Evet, tavsiye ederim tatile. Tatil iyi mi yani? Burada gelseler sıkıntı var mı? Eski milletin korktuğu kadar yok, bir yer var mı? Yok, o zamandan Medellin dünyanın en tehlikeli bir şehirdi. Evet. Ama bu zamanları geçti. O zamanları Pablo Escobar zamanıydı. şu an safe bir yer. Güzel, safe. Eğlence. Eğlence, safe. Tabii dediğine her zaman biraz dikkat etmek gerek. Aynen, her yerde evet. Olduğu gibi. Güney Amerika'da dikkat evet, edeceksin. Güney Amerika'nın... Her yerinde biraz sıkıntı olman gerek. Aynen. Bir de buranın havası hep yaz gibi, bahar havası. Burası işte Medellin'e La Ciudad de Primavera diyorlar. Yani bitmeyen ilk bahar. Evet, bitmeyen bahar, ilk bahar. Hep havası buranın aynı. 25'ten düşmez. Düşmez. 30'u da geçmez. Aynen, çok güzel. Yani ne sıkıyor ne boğuyor. Evet. Çok güzel bir havası var. Onu geldiğimden beri bir haftadır
Ben gördüm yani. Güzel Medellin, hani çok böyle karmaşık bir yerde değil. Yani yok. Gezilecek yerleri belli. Evet. Gelip eğlence yerleri belli. Evet. Böyle gezdikten sonra yani güzel bir yer. Evet, güzel. Yani benim hoşuma gidiyor dediğim gibi. Bir sürü yabancılar da son yıllardan beri yerleşiyor buraya. Aynen. Peki şey, ben duydum doğru, bir de senden şey yapalım. Bu El Tablado bölgesi en güvenli yer burası mı? Yani Medellin'de. Medellin'in en zengin, en pahalı semt olan bir yer. En pahalı semt olduğu için çok polisler de etrafta geziyor. Yani daha safe bir yer. Merkeze göre yani metroyu... Zaten Güney Amerika'nın downtown'a yani merkezde her yerde tehlikeli. Türkiye'de dersen merkezi güzel yerler olur, evet, ya da Almanya'da. Aynen. Ama Güney Amerika'da downtown her zaman pis yer. Aynen abi, onu ben keşfettim yani. Hangi şehre gidersen gidip merkezi bir yere gidince direkt o mesela o insanları görebiliyorsunuz yani sokakta insanları bu... Yani anlayacağınız o türdeki insanları görebiliyorsunuz merkezlerde. Burada da bayağı karışık. Evet. Burası güzel ya, hoşuma gitti benim. Öyle, birazdan da ben şunu bitireyim. Dışarıdaki diğer Türk arkadaşlarla tanışırız. Çok güzel. Bana yapıyordun. Abi yine sağ ol. Evet, videonun kapanışında Medellin'i ve burayı Türk restoranını ziyarete gelen diğer Almanya'dan gelen ziyaretçilerle birlikte hep beraber böyle oturduk. Yani abi sen ne yiyorsun? Sen fikrini söyle. Nasıl? Beğeniyor musun abinin dönerini? Çok güzel. Tatlı. Çok tavsiye ederim. Tavsiye ediyorsun değil mi? Yani şimdi ben yiyorum, belki bana inanmazlar ama bir de sana sorayım. Yok yok, gerçekten. Güzel değil mi? Çok güzel. Ben de beğendim. Abi sen ne düşünüyorsun Medellin hakkında? Vallahi ben tesadüfen geldim buraya. Buranın sahibi Erdinç arkadaş bana bir su içirdi. Ondan sonra devamlı Medellin'i ziyaret etmek geldi. Ve geldim de nihayet. Kaç defa geldiniz abi? Bu ikinci sefer. İkinci sefer. Yine su içiyorsunuz. Bir daha. Belki üçüncü de gelir. Üçüncü de gelecek. Değil mi? Mimarisi, doğası, insanlarıyla çok... Çok güzel. Enteresan. Havası güzel. Da çok güzel. Ya ben onu sevdim. Havası, bahar havası. Evet. Senin havan nasıl olursa olsun buranın havası da aynı. Aynen, güzel. Siz ne düşünüyorsunuz Medellin hakkında? Abi'yi gördünüz. Onu öğrendim çünkü ben de Berlin'den geliyorum. Elimi çekti, buraya geldim. Çok güzel mutlu oldum, çok güzel karşılandım. Gezdiniz Medellin, güzel mi sizce? Medellin de çok güzel. Güzel. Herkese tavsiye ederim, herkes hayatımda bir kere gelsin. Gelsin değil mi? Yani biz de öyle. Abi sen de DJ misin? Evet. Yok mu? Anlamadım. Yok değil mi? Hayalimde kaldı. Hayalimde. Neyse arkadaşlar, videoyu da burada kapatmak istedim. Abiyi ziyaret edip umarım beğenirsiniz. Sizlere buranın lezzetlerini göstermek istedim. Kapanışında bizim Türk dönerimiz de yaptım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.